Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla bir "Ey Biden, sen kimsin be? Sen kimsin be?" çekmek yerine "Sayın Biden" demekle yetinmek zorunda kalmış. Rıza Zarrab için seferber olanların en azından bir nota vermesini bekliyordu. Müzik notasına bile razıydık. Sayın Erdoğan ise Biden'a kibarca sitem edip vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan yemezler. Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit'in dünyayı karşısına alma pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor. Zerre haz etmediği rahmetli Demirel'in İncirlik üstüne Türk bayrağı diken o dik duruşunun yanından bile geçemiyor. O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının memleketin zor zamanlarında gösterdikleri devlet insanlığının kırıntısını bile gösteremiyor. Yazıklar olsun. Maalesef artık şu bir gerçek ki Sayın Erdoğan'ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye aslında maalesef çok üzgünüm yenik Türkiye'dir. AK Parti'nin bu millete reva gördüğü ekonomide bitik, dış dünyada, dış politikada ise ezik Türkiye'dir. Damadını sevdiğin kadar Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Zarrab'ı kolladığın kadar devletini de kollayacaksın. O beş müteahhidin kesesini dert ettiğin kadar milletinin kesesini de dert edeceksin. Atadığın beceriksiz bakanların arkasında durduğun kadar millet ve memleket çıkarlarının da arkasında duracaksın. Öyle kürsüden tarih nutukları atıp konuyu geçiştirmek yok. Öyle kuyruğu kıstırıp milletimizi Haziran'daki görüşmeyle oyalamak yok. Bağırma işini küçük öfkeli ortağına havale edip öyle kaçıp saklanmak yok. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap ya da beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi seçime götür.